أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim her birimizi razı olduğu, sevdiği, dostları arasına kattığı bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim, iman yolunda, ihlas yolunda, tekva yolunda, cennete giden caddede, müstakimen son nefesimize kadar yürüyebilmeyi, her gün mesafe kat edebilmeyi ve dostlar kervanına katılarak ahirete göçebilmeyi her birimize nasip eylesin. Her türlü maddi ve manevi sıkıntılarımızı, maddi ve manevi hastalıklarımızı, maddi ve manevi problemlerimizi rahmetiyle izale eylesin. Her birimizi imanı kamil, ameli salih ve niyeti halis olanlardan eylesin. Yüce Rabbim, yine her birimizi annelerimizle, babalarımızla, eşlerimizle, çocuklarımızla, kardeş, dost ve yaranlarımızla, damat ve gelinlerimizle Allah yolunda yürüyen, cennete doğru koşan, sonunda Cemalullah'ta buluşan bahtiyar kullarından eylesin. Kıymetli izleyenlerim, İslam'da mali bir ibadet olan zekat, birçok hükmü ihtiva etmektedir. Hangi maldan zekat verilir, ne kadarına zekat verilir, hayvanlarda durum nedir, madenlerde durum nedir, paralarda, dolarlarda, altınlarda, gümüşlerde durum nedir? Elbette bunlar her birisi birer başlıktır. Zekatla ilgili bir de zekatı kimler alabilir, kimler zekat alamaz? Zekat kime helaldir, kime helal değildir? Bir insana zekat almak helal olmadığı halde zekat alırsa, hak etmediği bir parayı almış ve zekat veren kişiyi de aldatmış olur. Bu bakımdan zekat alan, fitre alan kişiler, fitre almaya, zekat almaya elverişli midir, değil midir? Bunu bilmeli ve ona göre hareket etmeli. Dinimizde nisap miktarı dediğimiz asli ihtiyaçlardan, yani kendisinin, eşinin ve çocuklarının nafakasından bir aylık veya bir yıllık, aylıkla geçinenlerde bir aylık, yıllıkla geçinenlerde ise bir yıllık hesap edilebilir. Yani yıllıkla geçinmekten neyi kastediyoruz? Adamın tarlası var. Tarladan senede bir mahsul alıyor. O mahsul ile bir yıllık ihtiyacını görmüş oluyor. Fındıkla geçiniyor. Fındık senede bir kere veriyor, toplanmış oluyor. Efendim cevizle geçiniyor. Ceviz de senede bir kere vermiş oluyor. Bu insan cevizden veya fındıktan elde ettiği parayı hesap ederken bir yıl bununla idare etmesi lazım. Bir yıllık nafakasını, kira ödüyorsa kirasını, evin gideri ortalama nedir, faturalar vesaireler, bunlar hesap edilir bir yıllık. Fakat öyle değil de aylıkla geçiniyorsa, aylıkla geçinen insanlar, efendim onlar da aylık ihtiyaçlarını bu işin içerisine katarlar. Asli ihtiyaç dediğimiz bunlardır. Ev eşyaları, zaruret miktarı, ihtiyaç miktarı olanlar, elbise ihtiyaçları, yiyecek ve giyecek ihtiyaçlar asli ihtiyaçlardandır. Bir insanın ailece kullandıkları veya kendisinin işine giderken gelirken kullandığı araba, bu da bir ihtiyaç sayılır. Araba olur, at olur, ihtiyaçtır. Ancak araba ticaret için alınırsa, galericilik adına, o zaman ihtiyaçtan ziyade
ticaret malı olarak değerlendirilir. Satmak için bir insanın aldığı her şey ne olursa olsun, ister hayvan olsun, ister vasıta olsun, ister arsa olsun, bunlar ticaret malına girerler ve zekatı verilmesi gerekir. Bunların ticaret malı olarak değerlendirilir. Nisaba ulaştığı takdirde zekat vermesi gerekir. Bir insanın asli ihtiyaçları, havaici asli dediğimiz, elbise olarak baktığımız zaman haftalık, günlük olarak giydiği elbiseler var. Efendim cumalarda giydiği, düğünlerde giydiği elbise var. Bir de bayramdan bayrama, yani çok az, çok önemli merasimlerde giydiği elbiseler. Yani demek oluyor ki 3 takım elbise bir insan için ihtiyaç kabul edilebilir. Ayakkabı da buna göre, belki bunlar bölgelere göre, mıntıkalara göre değişiklik arz etse de ana omurga bundan ibarettir. Bir insanın 3 takım elbisesinin ötesinde fazla elbisesi varsa, diyelim 3 takım elbise ihtiyaçken 6 takım var, 8 takım vardır. Her taraf elbiseyle doluysa, bu elbisenin fazlalığı, ayakkabının fazlalığı, yatak, yorgan, kilim, halı gibilerin ihtiyacın dışında kenarda bekleyen, ne olur ne olmaz diye bekleyen asli ihtiyaçların fazlası zekat olarak nisap kabul edilmese de fitre vermek için ve fitre alamama adına, zekat alamama adına, kurbanın vacip olması adına efendim bu nisaptan kabul edilir. Dolayısıyla kıymetli izleyenlerim, nisabı iki türlü hesap etmek lazım. Daha önceki derslerimde de buna değinmiştim. İki türlü nisap var. Bir, zekat vermemizi gerektiren nisap var. Bir de zekat almamızı haram kılan nisap var. Zekat vermemizi gerektiren nisap para, ticaret malı ve sevaim dediğimiz senenin çoğunu dışarıda otlayan hayvanların nisap miktarına ulaştığı takdirde onların zekatı. Şimdi para olarak, ticaret malı olarak bir insanın zekat verebilmesi, zekat ona farz olabilmesi için 81 gram altına tekabül edebilecek bir ticaret malı veya altını ve doları, TL'si, avrosu, para cinsinden bir şey vardır ki o ticaret malı veya o parayla 81 gramdan daha fazla altın alınabiliyorsa ve borçlarını düştükten sonra, asli yıllık veya aylık nafakasını düştükten sonra bu miktar 81 gramı geçiyorsa, bu insan zekat vermesi gereken zenginliğe sahip demektir. Ancak 81 gram altın almaya tekabül edebilecek ticaret malı değil, efendim parası da değil, yenisi var, fazla eşyası vardır. Ticaret için olmayan, işte evde bekleyen fazla halılar, efendim dolaplarda hiç kullanılmayan tencereler, tabaklar, kaşıklar, çanaklar, ihtiyacın dışında hiç kullanılmayan, bunlar nisap olarak hesap edilir mi? İhtiyaç fazlası olduğundan dolayı hesap edilir. Ancak ticaret malı olmadığı için zekat bunlardan dolayı vermek gerekmez. Fakat bunların değeri nisaba ulaştığı takdirde bu insan zekat alamaz. Yani bu adamın parası yoktur ama evinde fazla eşyası vardır. Bu fazla eşyalar 81 gram altına tekabül edecek cinsten olunca bu insan zekat alamaz. 1. Fitre vermesi gerekir. 2. Kurban kesmesi lazım. 3. Kurban bayramında kurban keser. Ramazan'da fitresini verir. Birisi ona zekat verecek olsa zekat alamaz. Bir insanın elinde bir bağ bahçesi olsa, arsa diyelim daha doğrusu, arsası olsa, bu arsayı iki türlü kullanmış olabilir. Satmak için değil, kenarda beklesin diye aldı. İleride belki üzerine ev yaparım, efendim oraya taşınırım diye düşündü. Yani
bir galerici gibi alıp satmak için değil de kenarda beklesin diye aldığı bir arsayı iki türlü kullanabilir. Bir, çevirir etrafını, kazar, eker, domates, salatalık, bir takım şeyler oradan elde eder. Böyle olduğu zaman bunu aslında ihtiyaçlarında kullanıyor demektir. Ekiyor, domatesinden, salatasından, biberinden istifade ediyor. O zaman bu asli ihtiyaç malzemeleri arasına girmiş olur. Ama hayır, arsayı çevirmiştir veya çevirmemiştir. Bu arsa burada boşu boşuna bekliyor. Hiçbir şekilde ondan istifade etmiyor. Dursun, ileride imkanımız olursa üzerine bina yaparız. İmar gelirse üzerine bina yaparız diye düşünüyor. Şimdi bu arsa ticaret malı olmadığı için zekata tabi değildir. Ancak kenarda fazlalık olarak bekleyip ondan hiçbir şekilde istifade etmediği için 81 gram altına tekabül edecek bir değeri varsa bu, o arsa varken bu adam zekat alamaz. Ayrıca kurban bayramında kurban kesmesi gerekir. Yalnız şunu bilmek lazım. Kurban bir insan bir defa keser. Yani diyelim ki arsasından sebep bir tane kurban kesecek. Ondan sonra başka zenginliğinden dolayı başka kurban kesecek, öyle değil yani. Bir insan kurban kesiyorsa nisaba maliktir, bir tane kurban kesmesi gerekir. Yani arsadan dolayı özel bir kurban gerekmez. Yanlış anlaşılmasın diye bu ifadeyi kullandım. Şimdi demek oluyor ki bir insanın asli ihtiyaçların dışında tenceresiydi, tabağıydı, elbise fazlalığıydı, ayakkabı fazlalığıydı, halısıydı, kilimiydi veya hiç kullanmadan kenarda bekleyen tarlası, hiçbir şey ekilmiyor, boş boş bekliyor. Efendim, ileride değer yapar, satar onu veya artık yani ticaret malı olarak düşünmedi burası ve hiç de kullanmadı, üzerine kullanmadı. Sonuçta değer olarak da 81 gram altına ve daha fazlasına tekabül ediyorsa bu bir nevi zenginliktir. Ne zenginliğidir? Zekat alamama zenginliği. Yani zekat alacak fakirlerden değildir. Fitre vermesi gerekir. Fitre de alamaz. Kurban kesmesi gerekir. Efendim, böylece bir zenginlik kabul edilmektedir. Bu insanların zekat alması, fitre alması elbette caiz olmaz kıymetli izleyenler. Şimdi bugünkü dersimizde de kimler zekat alamaz? Bunu hadis-i şeriflerde görmüş olacağız. Babu men la tahillu lehu sadakatu. Sadaka ifadesi insanın dindeki sadakatini ifade ettiğinden dolayı zekata sadaka ifadesi Kur'an dilinde kullanılır. Halk arasında bir sadaka daha çok zekatın dışındakilere söylüyoruz. Zekata zekat diyoruz, zekatın dışındakilere sadaka diyoruz. An Enes'in radıyallahu anhu kal, Hazreti Enes radıyallahu anh Efendimiz der ki, merren nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bitemretin fittarik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolda giderken bir miktar hurmanın yola bırakıldığını görmüş. Onu görünce fekal, demiş ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, لَوْلَا اَنِّي اَخَافُ اَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ. Eğer bu atılan, buraya bırakılan hurmanın zekattan olduğundan korkmasaydım, لَاَكَلْتُهَا, elbette onu yerdim. Şimdi kıymetli izleyenlerim, diyelim ki yola atılmış bir bırakılmış elma var, armut var. Sonuçta bırakıldığı zaman, kaldığı zaman orada ya çürüyecek ya birisi bunu almış olacak. Çürümeye terk edilmiş olması nimete saygı açısından uygun değildir. Bir yere bırakılmış hurma, bu hurma da sonuçta bir nimettir. Çürümeye ve bozulmaya terk edilmiş olması münasip değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz atılmış, buraya bırakılmış olan bu hurma zekat olma ihtimali vardır. Adam zekatını koymuştur, geçen alsın demiştir. Bu ihtimal vardır. Bu ihtimal beni ilgilendirir çünkü ben zekat yemem. Peygamberler
sadaka yani zekat almazlar, zekat yemezler. Böyle bir ihtimal olduğundan dolayı ben bunu almıyorum. Değilse ben bu nimete saygı açısından, Allah-u Teala'nın nimetine saygı açısından bunu yerdim diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aynı zamanda bu hadis-i şerif yolda bulunan bir miktar, yani böyle satılacak cinsten değil, çok mesela bir çuval, bir kasa bulmuş. O bir kasa bulduğun zaman adamın oraya emaneten koymuştur. Bir yere gitmiş gelip alacak onu demektir. Onu gelip geçenlere hediye ettiğine dair bir alameti farika varsa o ayrı bir konudur. Ama bir kasa, bir çuval salatalığı, domatesi, hurmayı vatandaş koymuşsa bu bırakma değildir o. Bir şekilde birisine onu söz vermiştir, şuradan alırsın demiştir. Ama bir miktar böyle az bir şey bırakılmış ise bu biraz önce söylediğim gibi birisi gelsin alsın, muayyen bir kişi gelsin alsın, borcumu ödeyeyim diye bu ihtimal zayıftır burada. Ya çürüyecektir ya kaybolacaktır. Dolayısıyla bu nimete sahip çıkmak, bunun alıp başkasına vermek veyahut da bunu yemek caizdir. Fakat aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada ne yapmıştır? Mümkündür ki bu sadaka olabilir. Öyleyse yani şüphelendiği yerden kaçınmıştır. Bundan da anlaşılıyor ki yani bir insan eğer şüpheleniyorsa kaçınması evladır. Yalnız yemesi caiz olmasına veya iki türlü ya alır yer veya alır bir başkasına verir. Bunlar normalde lukata dediğimiz yoldaki buluntu mal sahibi için kaldırılır. Başkası için değil. Yani burada bir şey buldum, kalem buldum, saat buldum, telefon buldum. Bunu ben alayım kendime diye alınması helal olmaz. Ben bunu almazsam gelir harama helale dikkat etmeyen insanlar buna el koyarlar. Kendi menfaatlerini kullanırlar. Sahibi bundan mahrum kalır. Öyleyse ben bunu alayım, sahibini araştırayım ve sahibine teslim edeyim düşüncesiyle bunu alabilir. Sahibini bulursa araştırmasını yapar. Sahibine teslim eder. Bulamadığı zaman, bulma ihtimali kalmadığı zaman bunun belli bir süre ilanları vardır. Yerine göre, durumuna göre, bulduğu malzemenin dayanıklılık durumuna göre. Bulamayacağını kanaat ettiği zaman sahibi adına onun niyetine tasadduk edilir, fakir fukaraya verilir. Eğer kendisi fakirse, kendisinin de ihtiyacı varsa fakir fukaraya tasadduka sıra geldiği zaman kendisi de ondan istifade edebilir. Ancak kaldırırken yani onu yerden alırken kendi ihtiyacım var ben bunu alayım demesi helal olmaz. Önce sahibi için kaldırılır. Fakat böyle işte bir tane elmaydı, iki, üç tane, beş tane hurmaydı. Bunlar elbette bir lukata yani vatandaş parasını kaybeder gibi, cüzdanını kaybeder gibi bunlar kaybetmiştir ihtimali zayıftır bunda. Fakat her şeye rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimiz ihtiyatı nazara itibar aldığı için ihtiyat burada da uygun düşer anlaşılmaktadır. Demek ki levla enni akhafe en tekun min sadakati le ekeltuha. Eğer bunun zekattan olduğunu korkmasaydım yerdim bunu. Bu nimetin hakkını vermek çürümesin, yolda kaybolup zayi olmasın diye yiyebilirdim onu diyor. Biz bu hadis-i şeriften aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e zekatın helal olmadığını görmekteyiz, öğrenmekteyiz. İkinci hadis-i şerifimiz ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kal. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz buyururlar ki ehadel Hasan ibn Ali temraten min temri sadakati fecealaha fi fihi. Hazreti Ali Efendimiz kerramallahu vecihinin yavrusu Hazreti Hasan Efendimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin sevgili torunu çocukken ala temratin bir hurma almış. Min temri sadakati zekat olarak toplanan hurmalardan almış bir hurma fecealaha fi fihi ağzına atmış çocuk. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem manzarayı gören serveri kainat, kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hemen dedi ki kık kık. Yani çocuklar bir şey ağzına koydukları zaman yani at at onu ağzından alnına kık kık buyurmuştur. Yani ya Hasan at onu ağzından at.
Niçin böyle kih kih demiştir? Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin toplumunda bir çocuk ağzına bir şey aldığı zaman ağzına aldığı şey zararlı olur, şudur, budur. Onu ağzından çıkarması için kullanılan bir tabir. Kih kih. Hani biz hani uf 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 derler yani. Tehlikelidir yaklaşma ona falan anlamında. Uf 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 derler. Buna benzer bir tabir yani. Kih kih liyatrahaha. Ağzından onu atsın yemesin diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu söylemiş. Sümme kal. Sonra Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz devamında şunu buyurmuş. Ema şa'arte enna la ne'külü sadakate. Ema şa'arte yavrum bilmedin mi? Enna biz peygamberler ve peygamber ailesi la ne'külü sadakate, sadaka yemeyiz, zekat yemeyiz. Kıymetli izleyenlerim, burada Hazreti Hasan Efendimiz çocuktu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona ema şa'arte, bilmedin mi evladım, yavrum, torunum enna la ne'külü sadakate, biz sadaka yemeyiz, zekat yemeyiz. Burada mümeyyiz olmayan çocuğa Aleyhissalatü vesselam Efendimizin böyle demiş olması etrafındakilere bildirmek içindir. Yoksa o çocuk bunu anlayacak durumda elbette değildi, o zaman mümeyyiz değildi. Ki daha sonra Hazreti Hasan Efendimiz büyüdüğü zaman da bu olay ona anlatılmıştır. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada kendi torunu olan Hazreti Hasan Efendimiz çocuk olmasına rağmen hurma yemesine, yani zekat olan hurma yemesine izin vermemiş olması, demek ki zekat sadece Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kendi zatına değil, aile bireylerine, o sülaleye zekat almak, zekatı yemek haram kılınmıştır. Cenab-ı Hak buna izin vermemiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve Ehl-i Beyt'inin zekat almaması ile ilgili Kur'an'da bir ayet olduğundan değil, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e Cenab-ı Hakk'ın talimiyle olduğunu alimlerimiz ifade etmektedirler. Önemli olan sonuç, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ve Ehl-i Beyt, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in Haşimi dediğimiz o gruba zekat almak helal değildir anlaşılmaktadır. Kıymetli izleyenlerim, bu konuda bir sonraki hadis-i şerifimiz Abdülmuttalib bin Rabia radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini bu ravi bizlere intikal ettirmektedir. İnne hâzihi sadakâti innemâ hiye evsâhun nâsi. Bu zekatlar insanların kirleridir. Ve innehâ lâ tehillü li Muhammedin ve lâ li âli Muhammedin. Dolayısıyla insanların kirleri olan, malların kiri olan bu zekatlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ehli beytine helal olmaz buyurmuşlardır. Müslim'in rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte zekatların malın, insanların malının kiri olduğunu görmekteyiz, öğrenmekteyiz. Kıymetli izleyenlerim, zekat alimlerimizin ifadesine göre malın kiridir. Ancak veren açısından kirdir, alan açısından kir olduğunu düşünmemek lazım. Eğer öyle olsaydı fakirler niye kirli bir şey alsınlar ki? Fakirin hakkı olduğuna göre, fakirin hakkı olduğuna göre onun için kir değildir. Diyelim ki benim 100.000 TL ihtiyacımın dışında havacı aslıyı çıkardıktan sonra, nisab miktarına malik olduktan sonra 100.000 TL param olduğunu kabul edelim. Bunun üzerinden bir senede geçince bunun 97.500 lirası bana kalır.
2500 lirasını %2,5'unu fakirlere ayırmam lazım. Demek ki o bir yıl doluncaya kadar 100.000 TL'nin her bir kuruşu bana aitken bir sene tamamlanınca zekat gerektiğinden dolayı bunun %2,5'u yani 2500 lirası artık şimdi benim değildir. Benim olmadığına göre kimindir? Zekata ehil olan fakirlerin hakkıdır. Şimdi bir ay önce elimdeki 100 bin lirayla üzerindeki sene tamamlandıktan sonra diyelim ki bir ay sonra yani üzerinden bir yıl doldu 100 bin lira aynı değildir benim için. Sene dolmadan 100 bin liranın her kuruşu bana aitti ama senesi dolduktan sonra bunun %2,5'u benim değildir, fakir fukaranındır. Ha, o zaman ben bunu hala kullanıyorum. Ben bunu sahibine vermiyorsam bu benim elimde bir kir oluyor. Sahibine verdiğim zaman o sahibi için kir sayılmaz. İşte fakire verdik. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelince kainatın efendisidir. Serveri kainattır. Cenab-ı Hakk'ın biricik sevgilisidir. Elbette milletin zekatına, fitresine onun gözünün olması asla düşünülemez. Bir taraftan zekatı verin derken bir taraftan kendisi de zekat alacak olsa o zaman düşmanlar bunu farklı bir şekilde propagandasını yapabilirlerdi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem millete zenginlere zekat verin diyor bir taraftan öbür taraftan da kendisi eliyle zekat alıyor. Yani kendisi zekat toplayabilmek için böyle bir çalışma yapıyor dedikodusunu münafıklar çok net bir şekilde yapabilirlerdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek onurunu, efendim peygamberliğin verdiği o izzetini koruma adına da mükemmel bir uygulama idi. Cenab-ı Hak onu kimsenin zekatına da muhtaç kılmamıştır kıymetli dostlar. Bu arada bir anekdot da sizinle paylaşabilirim. Yıllarca önce Arap ülkelerinden bir grup alim ve zengin gelmişti. Daha doğrusu bir grup alim gelmişti. İstanbul'umuzdaki medreselerden bir medreseyi ziyaret etmişlerdi ki o medresede öğrenciler kalabalıktı. Medreseyi sevku idare eden o gün bir meşhur hoca efendi vardı. Ona sordular. Bu medresenin ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsunuz? Hoca efendi de dedi ki, biz dedi bu medreselerin ihtiyaçlarını zenginlerin zekatlarıyla karşılıyoruz. O alimler dediler ki, biz medreselerimizin ihyası için, talebelerin ihtiyacı için sadaka kabul ederiz de zekat kabul etmiyoruz dediler. Neden zekat kabul etmiyorsunuz deyince o zaman işte zekat malın kiridir. Malın kiri olan bir para ile neden peygamber varisi yetiştirelim ki sadakalar varken yani zekatın dışında sadakalar varken neden böyle yapalım dediler. Şimdi tabii bu bir bakıştır. Bir memlekette eğer zenginler sadakalarıyla medreselerin ihtiyaçlarını görüyorlarsa zekata ihtiyaç yoksa febiha ve nimet mükemmel bir uygulamadır. Zekatı da kapı kapı dolaşırsın, fakir gördüğün insanlara, fakir bulduğun insanlara teslim edersin. Bu güzel bir uygulama. Ancak ülkemiz olarak baktığımız zaman medreselerin %99,5'u milletin verdiği zekatlarla yürümektedir. Eğer bu zekat sistemi olmasa medreselerin ülkemizde ayakta durması mümkün değildir. Bir başka ifadeyle zekatlar ilmi çalışmaların inkişafına, kuşaktan kuşağa din-i celislamın, Kur'ani ilimlerin intikaline büyük bir rahmet kaynağı olmaktadır kıymetli izleyenlerim. Biraz önce de ifade ettiğim gibi zekat veren açısından malının kiridir. Alan açısından malının kiri değildir. Medresedeki talebeler buluğa ermemiş olduğu takdirde
zenginlik bakımından, fakirlik bakımından babası zenginse o da zengin sayılır, babası fakirse o da fakir sayılır. Babası zekat alabilen bir buluğa ermemiş olan çocuk, o da zekat alabilir. Ama babası zekat veren bir çocuk veya babasının zekat alması helal değilse o çocuğun mümeyyiz olmayan, yani buluğa ermemiş olan çocuğun da zekat alması elbette mümkün değildir, caiz değildir. Ancak buluğa ermiş olan talebe, buluğa ermiş olan kız veya erkek çocuk babasının zenginliğiyle zengin olmaz. Babasının fakirliğiyle de fakir olmaz. Yani zenginlik bakımından, fakirlik bakımından buluğa ermiş olan kız veya erkek babaya bağlı değildir. Ya kendi durumuna bağlıdır. Bir çocuk buluğa erdikten sonra eğer kendi mülkiyetinde nisap miktarı bir mal, para, ticaret malı varsa bu zengin sayılır. Yoksa fakir sayılır. Babası zengin olsa da, trilyonluk olsa da çocuğun mülkiyetinde bir şey yoksa çocuk fakir sayılır. Babanın mülkiyetinde hiçbir şey yok. Baba fakirdir, zekat alacak cinslendir ama çocuğu bir şekilde birisi hediye vermiştir, hibe etmiştir, ticaret yapmıştır, kazanmıştır. Zekat verebilecek nisaba ulaşmış ise bu çocuk zekat verecektir. Babası zekat alırken bu zekat veriyor. Yani babası fakir, kendisi zengin. Bu bakımdan zekat malın kiridir ifadesini doğru anlamak lazım. Vermesi gereken açısından malın kiri sayılır. Çünkü onu kullandığı zaman, sahibine vermediği zaman lissaili ve fi embalihim hakkun lissaili vel mahrum. Zenginlerin mallarında mahrum olan, yoksul olan insanlar için hak vardır. Bu hak elinden çıkarması lazım ki geride kalan malı ne olsun? Kendine ait bir mal olsun ve temiz bir mal olsun kıymetli izleyenlerim. Yeri gelmişken şunu da ifade edeyim kıymetli izleyenlerim. Biz hep ömür boyu medreselerde yetiştik, yetiştiriyoruz. Bu hizmetin içerisinde yürümekteyiz. Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu'nun Türkiye'de, İstanbul'umuzda ve Türkiye'nin her tarafında kız ve erkek medreseleri konusundaki hassasiyeti dillere destandır. Her mahallede bir kız, bir erkek medresesinin yapılmasını emru ferman buyurmuş, çok arzu etmiştir. Ancak memleketin felahı ve salahı her mahallede bir kız ve bir erkek Kur'an kursunun olmasına ve bunların da ihlaslı, samimi çalışmasına bağlıdır demiştir. Bunca medreseler bugüne kadar hep böyle zekatlarla ikame edilmiştir. Dolayısıyla zekat sistemi olmasa bu kadar medreseyi sevku idare etmek gerçekten zor olur. Böyle bazen çıkıyor. Merhum Hacı Zekeriya Efendi gibi ve arkasından kendi çocukları gibi tek başına müessesenin veya birkaç müessesenin ihtiyacını karşılayan, hocaların maaşını üstlenen, çocukların erzakını, talebenin erzakını üstlenen, böyle Allah'ın arslan kulu az da olsa çıkıyor. Onlar da toplum için, medreseler için gerçekten büyük bir nimettir. Rabbim sayılarını ziyade eylesin. Hiçbir zengin kardeşimiz medreselere verdiği zekatı acaba yerine gidiyor mu gitmiyor mu diye güvendiği bir medreseye, ilim ve irfan sahibi olan bir hoca efendiye, o medreseyi sevku idare eden insana zekatını verdiği zaman tereddüt etmesine hiç gerek yoktur. Medreselerde temlik usulü vardır. Temlik usulü nedir? Yani vatandaş zekatını veriyor. Bunu direkt çorbaya aktardığın zaman o daha farklı oluyor. Bir temlik yapıldıktan sonra onu çorbaya veya yemeğe veya diğer faturalara aktardığın zaman biraz daha farklı olmuş oluyor. Sonuçta ister temlik yapsın ister yapmasın bunu medresedeki talebeler bundan istifade etmiş olacaklar. Ulûm-i şer'iyenin inkişafına efendim bir vesile olmuş olacak. Yeter ki oradaki sevku idare eden insan ilim sahibi olsun, irfan sahibi olsun, yaptığını bilinçli olarak yapmış olsun ki hani zekat konusunda, dini hassasiyet konusunda gerçekten Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu yani zirveyi yakalamış bir insandır.
en ufak bir şüpheye mahal vermeyen, izin vermeyen bir yapısı vardı, bir duruşu vardı, dik duruşu vardı. Dolayısıyla medreselerin devamında zekatın temelik yoluyla medreselerde kullanılmasına izin vermiş olması ve bunu tavsiye etmiş olması temlik konusunun asla tereddüt edilmeyecek bir konu olduğunu anlamamız bakımından da önemlidir. Bu konuda tereddüt yaşamamak lazım diye siz kardeşlerimle burasında özellikle paylaşmış oluyorum kıymetli dostlar. Bir sonraki hadis-i şerife geçtiğimizde An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idâ utiye bi ta'amin se'le anhu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir yemek getirildiği zaman sorardı. Ehliyetün em sadakacun. Bu zekat mıdır yoksa hediye midir bu getirdiğiniz? Diyelim ki bir koyun getirdiler veya bir yemek getirdiler. Fein kıyla sadakacun. Bu sadakadır derlerse yani zekattır derlerse قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا Etrafındakilere buyurun siz yiyin derdi. وَلَمْ يَكُلْ Kendisi yemezdi. وَاِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ Bu hediyedir derlerse o zaman دَرَبَ بِيَدِهِ فَاَكَلَ مَعْهُمْ Elini sıvazlardı tabir caizse. O oradakilerle beraber kendisi de yerdi. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hediye verilebilir. Hediyeyi kendisi kabul ederdi ama sadakayı kabul etmezdi. Bukhari ve Müslim'de zikredilen bu hadis-i şerifte bize hediyenin caiz olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ama zekatın helal olmadığını göstermektedir. Ve an Aişe radıyallahu anha bir de Hazreti Ayşe annemizin bir hadis-i şerifi var. Onun rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Kâlet dedi ki kâne fî berîrete felâsü sünenin. Berîre diye bir cariye vardı. Bunu Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha satın aldı. Berire denen kadını, cariyi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a satın aldı. Diyor ki Hazreti Ayşe annemiz Berire olayında felâsü sünenin 3 tane kriter anlaşılmıştır. Yani ben bir evvele bana geldi Berire, cari olarak geldi, cari olduğunu öğrendim, satın aldım onu. Satın aldım, aramızda bazı maceralar oldu. Bu maceralarda 3 tane kriter ortaya çıkmıştır. İhde süneni bu kriterlerden birisi enha atakat fehuyret fi zevciha. Bu Berire denen cariye cariyeydi ama bir erkekle efendisi onun evlenmesine izin vermişti veya evlendirmişti onu daha doğrusu. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a bunu satın alınca azat etti onu. Enha atakat yani azat oldu. Fehuyret fi zevciha. Kocası konusunda muhayyer oldu. Yani bir cariye efendisi birisiyle evlendirirse. Sonra bu cariye hürriyetine kavuşursa cariye muhayyerdir. İsterse kocasıyla hayatını ben seninle devam etmek istiyorum der. Hayır ben hürriyetime kavuştum. Ben cariye olduğum için hürriyetim elimde olmadığı için zorla bu işi kabul etmiştim veya bana dayatılmıştı. Kabul etmiyorum bundan sonra deyip muhayyerlik hakkını kullanabilir. İsterse o nikahı eskiden olan nikahı devam ettirir. İsterse hayır ben devam etmiyorum diyecek diye. Yani bir kadının cariyenin azat olması halinde nikahlı olduğu takdirde muhayyerlik hakkının olması Berire hadisinde anlaşılmıştır. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki El-velâ'u limen a'teqa. Velâ azat edene aittir. Yani bir köle veya cariye bir efendinin tahtı himayesindedir. Bu efendi bu cariyeyi veya köleyi azat etmiş olsa hürriyetine kavuştu. Çalıştı, çabaladı, mal ve imkan sahibi oldu ve hiçbir varisi yokken öldü. Çoluğu yok, çocuğu yok, kimsesi yok, öldü. Normalde efendisi bağlantıyı kesmişti. Bağlantıyı yani artık azat etmişti onu. Mal sahibi olunca, varisi de olmayınca velâ yoluyla onun o malına varis olabiliyor. Buna velâ deniyor. Hiç varisi kalmadıysa.
Şimdi bu Belire'yi satan kişiler, Hazreti Ayşe annemi satın aldı radıyallahu anh'a. Satan kişiler, biz bunu satsak da sonuçta bu öldüğü takdirde vela hakkı bize aittir. Çünkü bunun efendisi bizdik dediler. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anh'a bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorunca el velâ ulimen âte. Hayır. Onlar eskiden bunun sahibiydi ama sen satın aldın ve sen azat ettin. Azat eden kimse vela ona aittir. Fuzuli sevilmesinler. Vela sana aittir demek istemiştir. Demek ki el velâ ulimen âte kuralında bu olayda öğrenmiş oluyoruz. Ve dehala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü olay evine giriyor. Evine girdiğinde vel burmetü tefuru bilahmin. Ateşin üzerinde çanaktan yapılmış tencere var. Efendim içinde et kaynıyor. Fekurribe ileyhi hubzun ve udumun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karnı aç olunca ona ekmek ve evdeki hani böyle sirke, bal, reçel gibi olan şeylere azık deniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tencerede et kaynarken ne vermişler? Ekmekle sirke vermişler veya ekmekle bal vermişler. Efendim, fakat Efendimiz buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem elem ara burmeten fiha lahmun. Ya galiba ben bir tencere gördüm, içerisinde et vardı, kaynıyordu. Yani böyle ekmekle sirkeyle beni niye kandırıyorsunuz tabiri caizse. Fakalü dediler ki bela, evet ya Resulallah, tencere var, tencerede de et pişiyor. Velakin zâlike lahmun tusudduke bihi alâ berirete. Yani o et Berire'ye vermişlerdi. Ona zekat olarak, fakirdi o. Ona zekat olarak vermişlerdi. Dolayısıyla ve ente lâ te'külü sadakate. Sen zekat yemediğin için o etten sana vermedik. Kâle huve aleyhâ sadakatun ve lenâ hediyyetun. Berire'ye o doğrudur zekat olabilir ama eğer Berire o yemekten, o etten bize ikram ederse o bize hediyedir. Yani Berire, fakire verildiği zaman fakir aldı onu mülkiyetine, onun için zekat oldu. O fakir şimdi zengine ondan hediye olarak verebilir mi? Hediye de zaten verebilir. Demek ki bir fakir aldığı zekattan hediye olarak bir zengine verebilir mi? Verebilir. Çünkü o zengin için bu hediyedir, fakir için nedir? Zekattır. Ve anha qalet kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakbalul hediyete ve yusubu aleyha. Yani Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha aleyhissalatü vesselam Efendimizin hediyeyi kabul ettiğini, hatta hediyeye karşı kendisinin de ivaz verdiğini prensip olarak, yani tehadev tehabbu, hediyeleşin, sevişin buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yani sana birisi hediye verdiği zaman sen de ona bir şekilde bir hediye vermen tavsiye edilmiştir. Ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e hediye verenlere de aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem dua ederdi hem de hediye vermeye çalışırdı. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Lev du'itu ila kura'in le ecebtu ve lev uhdiye ileyye zira'un le kabiltu. Yani bana bir paçaya davet edilsem, bir paça yemeğine davet edilsem elbette icabet ederdim. Ve lev uhdiye ileyye zira'un le kabiltu. Bana işte koyun bacaklarından veya inek bacaklarından hediye olarak verilse bunu da kabul ederim. Bu hadis-i şerif birçok eserde aleyhissalatü vesselam Efendimizin tevazunu anlatmak için kullanılır. Aynı zamanda hediye olan ister o olsun ister bu olsun kabul edilebilir. Bir de aleyhissalatü vesselam Efendimizin paça yemeğini sevdiğini, o örfte paça yemeğinin olduğunu, insanların efendim bunu kullandıklarını anlamaktayız. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sultanül Enbiya şöyle buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem leysel miskinüllezî yatûfu alennâsi terudduhu lukmetu ve lukmetâni ve temratu ve temratâni. Yani gerçek miskin insanlardan işte benim ihtiyacım var diye bir lokma veriyorlar, iki lokma veriyorlar. Efendim tamam ben bugün ihtiyacımı gördüm diyen değildir. Velâkinil miskinüllezî gerçek miskin lâ yecidu ginen yugnîhî. Yani yiyecek hiçbir şey bulamıyor. Ve la yuftanu bihi feyutasaddaku aleyhi.
hayatından dolayı da kimseden isteyemiyor, elini açmıyor, insanlar da fark edemiyor. İşte asıl miskin budur diyor. Ve la yekumu feyes'elün nase. Yani kalkıp da insanlardan bir şey isteyemiyor. Yani la yes'elûnen nase ilhâfı ayeti kerimesinde geçtiği gibi utandıkları için insanlardan bir şey isteyemiyorlar. Hayat sahibi fakir, gerçek miskin budur diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Kıymeti kardeşlerim, izleyenlerim. Bundan da anlıyoruz ki yani insanoğlu zekatını verirken böylesine iffetiyle beraber hayatını sürdüren fakirleri arayıp bulması güzel bir şeydir. Takdire şayan bir şeydir. İnsana iffet yakışır. Onurlu bir şekilde hayatını sürdürmesi yakışır. Bir dersimizin sonuna geldik. Bu konuyla ilgili kitabımızda 3 fasıl vardır. 1. faslı okumuş olduk. Kıymetli izleyenlerim, Yüce Rabbim her birinizi, her birimizi dinine hizmetçi olanlardan eylesin. Helal, bol ve bereketli kazançlarla merzuk edip fakirin, yetimin, yoksulun, medresenin, dinceli İslam'a hizmet eden kurumların hizmetine koşabilmeyi, ahiret sermayesine dönüştürebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbim servet verip cömertlikten mahrum ettiği kullardan eylemesin. Seve seve verebilmeyi, vermekten mutluluk duyabilmeyi, Allah için Allah yolunda riyadan uzak bir şekilde verebilmenin zevkine varabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.